Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir videoda karşınızdayım. Bir yıl önce yaklaşık olarak bir yıl önce yaptığım alışverişteki ürünlerin fiyatları şu anda kaç para olmuş? Bu videoda bunları anlatacağım sizlere. Malum ülkemizde bir enflasyon canavarı var ve bu enflasyon yüzünden işte resmi rakamlar %80-85 civarında diyor ama gayri resmi rakamlarda bu %150-%200'e kadar çıkan rakamlardan söz ediliyor. Tabii hepimiz hayatımızda bunun etkilerini hissediyoruz. İşte geçen sene 50 liraya aldığımız şey şu anda 150 lira olan da var. 100 lira olan da var. 200 lira olan da var. 300 lira olan da var. Ben de ortalama artışı ortaya çıkarmak için geçen sene internet üzerinden yaptığım alışverişlere baktım. Aynı ürünün eğer varsa tabii olmayanları katmadım bu listeye tabii ki. Şu anki fiyatıyla ki yaklaşık olarak bir sene önceki fiyatlarını karşılaştırdığım bir video hazırladım. Öncelikle bu videoyu nasıl hazırladığımı anlatayım sizlere. Hepsi burada üzerinden yaptığım alışverişlerde tıkladım. Yani o anki fiyatına baktım. Geçen seneki fiyatına ki Kasım ve Aralık ayında yaptığım alışverişleri kendime bir standart olarak belirledim arkadaşlar bu videoyu hazırlarken ve tıkladığımda ürünün yeni fiyatının ne kadar olduğunu gördüm ve bunu da yaklaşık olarak bir hani x yani bir katsayı olarak belirleyip kaç kat arttığını biliyorsunuz ben tabloları çok seviyorum ve bunları da bir tablo şeklinde hazırladım. Seçtiğim ürünlerin geçen seneki fiyatları ve bu seneki fiyatlarını bu tabloda göreceksiniz. Ayrıca kaç oranında arttığını da işte 2x, 1.5x, 1.8x, 3x, 4x neyse artık yine bu tabloda sizlerle paylaşacağım. Elbette bunun bilimsel bir tarafı yok arkadaşlar. Çünkü neden? Ben o ürünü aldığımda kampanya olmuş olabilir. Şu anda fiyatı yüksek olabilir. Yarın öbür gün bir aynı ürün kampanyaya girer daha da düşebilir. Ki bunun örneklerini vereceğim videonun içinde sizlere. O yüzden bunun bilimsel bir tarafı yok ama fikir vermesi açısından. Hani geçen sene işte 50 liraya aldığımız bir ürün bu sene kaç para olduğu görmemiz açısından bence önemli bir veri olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki fiyatlar değişken ben bir ürün için 150 lira diyebilirim ama bu hepsi bu üzerindeki fiyatı. Farklı platformlarda daha uygun fiyatlı veya daha pahalı da bulabilirsiniz. Bu arada amacım da hani gerçek enflasyonu ortaya çıkarmak ya da işte 80 değil de 380 falan demek değil. Yaşadığımız durumları gözler önüne sermek istiyorum arkadaşlar. Videoyu bu gözle izlerseniz çok sevinirim. Şimdi bilgisayar karşısına geçeceğim ve oradan tek tek ürünlerle birlikte anlatmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar bilgisayar karşısına geçtim ve seçtiğim ürünleri ekranda göstererek hızlı bir şekilde size anlatacağım. Bir yıl önceki fiyatlarla şu anki fiyatları karşılaştıracağım. Şimdi önce tablomu bir açayım. Tabloyu bir göstereyim sizlere. Şu anda ekranda da görüyorsunuz. Bakayım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane ürün seçmişim ben. Geçen yıl İşte Kasım ve Aralık ayında satın aldığım ürünler bunlar. Genelde elektronik ağırlıkta ama iki tane hani temizlik tarafında da bir şeyler almıştım. Onların fiyatlarını da ekranda göreceksiniz. Şimdi ilk olarak Yupigo'nun OR515 ultra güçlü pilli led el fenerini. Bunu aldım kullanıyorum. Çok da memnunum bu arada. Arabaya koydum ben bunu. Arabada böyle ufak tefek işler yaparken ya da işte lastik patladı falan bakayım derken kullandığım bir led lamba. Güzel. Kalem pille çalışıyor. Ben kalem pille çalışan ürünleri seviyorum. Neden diyeceksiniz? Pili bittiği zaman değiştirmesi kolay. Bütün ışık pilli olan ürünleri pek sevmiyorum çünkü pili bitince değiştirmesi gerçekten sıkıntı olabiliyor. Bir yıl önceki fiyatı 49.90 TL'ymiş. Şu anki fiyatı ise 159.90 TL. Aradaki fark da 3.2x kat. 3 katından birazcık fazla bir şekilde artmış. Şimdi meşhur piril. Biliyorsunuz pirilci bir dayı vardı. Şu anda izleyelim o videoyu. Kadınlar biliyor bir dakika. 6 litre pırıl 10 liraydı. 4 litre pırıl 21 lira 90 kuruş. Evet bu dayının dediği piril 4 kilogram. 26.90'mış geçen sene. Şu anki fiyatı 117 TL arkadaşlar. Öyle yazıyor 117 TL. Bu birazcık abartı bir fiyat onu söyleyebilirim. Çünkü ben yakın zamanda 70 liraya falan aldım. Yani 26 liradan 70 liraya çıkmıştır biz ama buradaki rakama göre konuştuğum için ben 117 TL olarak görünüyor. O da 4.34x yani 4 katından biraz fazla bir şekilde artmış. Söylediğim gibi bu rakam çok doğru değil ama 117 ile değil yani onun bedeli onu söyleyeyim. Bir diğer ürün ise Gillette'in Fusion Pro Glide Styler. Böyle hem sakal hem de işte düzeltme aracı saçınızı falan da kesebiliyorsunuz zorlarsanız. Ben bir önce 100 TL'ye almışım bu ürünü. Şimdiki fiyatı 329 TL imiş. 3.3 katına yakın bir artış söz konusu. Yani ortalama şu anda 3 civarında gidiyoruz. Joytech'in USB LED'i bu böyle USB'ye takılıp kullanılabilen bir ürün. Şimdi ben bunun ekran görüntüsünü vereceğim ama orada 3 tanesinin fiyatı yazıyor. O bakımdan ona takılmayın. 28.40 TL'ye geliyor bir tanesinin fiyatı. Ben 3 tane almışım. Şu anki fiyatı 52.99 TL. Ancak aynı markanı bulamadım ama bunlar sonuçta biliyorsunuz Çin malı ürünler. Aynı markaymış gibi de kabul edebiliriz. Bu da 1.86x olmuş ki oldukça düşük bir artış onu söyleyeyim. Diversey banyo temizleyici. Bunu eşimin tavsiyesiyle almıştık. Hani nasıldır falan da çok övüyorlardı influencerlar falan filan ama çok öyle hani aşırı bir numarası olduğunu düşünmüyoruz. Çok beğenmedik açık söyleyelim. Bir yıl önceki fiyatı 47.5 TL'ymiş. Şimdi
şimdiki fiyatı 59 TL. En az artan bu ürün olmuş. 1.24x. Çok az bir artış söz konusu. Aro akrilik banyo seti demişiz. Bunu da ev için almıştık. 342.78 TL. Böyle garip bir rakam var. O parayı almışız. Şu anki fiyatı 549 TL'miş. O da 1.6x oranında artmış. Yani iki katına bile çıkmamış. Güzel. Fena değil artış. Mi Band 5 elektronik bir ürün. Bunu almıştım ben geçen sene. Kasım ayında da Kasım ya da Aralık ayında yanlış hatırlamıyorsam. 329.01 TL'ymiş. 479 TL şu anki fiyatı. 1.45 artmış ama bunun bu kadar düşük kalmasının sebebi şu. Biliyorsunuz 6 çıktı bunun üzerine sonra 7 de çıktı. O bakımdan bunun fiyatı çok artmamış olmasının bence yegane sebebi yeni modelin çıkmış olması. Eski modelin fiyatı düşüyor haliyle. Her ne kadar kurlar artsa da başka şeyler artsa da yeni model çıkmasa da bu kadar düşmezdi fiyatı. Onu da söyleyeyim. Nord Bio monitör tutucu. Bundan 2 tane aldım ben. Bir tanesini 400 küsur almıştım. Öbüründe 399 TL. Ben uygun olan fiyatlısını yazdım. O bir kampanyaya denk gelmiştim. 399 TL'ymiş. Bir yıl önceki fiyatı. Şu anki fiyatı 749 TL. O da 1.87x oranında artmış. Yani yaklaşık 2 kata kadar artmış fiyatı. Gördüğünüz gibi tabloda aslında her şey çok net olarak görülüyor. En az artan 1.24x. İşte 1.6 var, 1.4 var, 1.8 var, 4.3 var ama o bence abartı bir rakam. 3.2 var, 3.29 var. Yani benim satın aldığım ürünler açısından değerlendirdiğimizde artış oranları bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fiyatlar artmış arkadaşlar. Yani en düşük çıkan rakamda 1.24 gibi bir artış söz konusu. Yani 1.24 kat artış söz konusu. 4 kata kadar hatta 4 katı da biraz geçen artışlar da var. Ama söylediğim gibi bunlar hani kampanya olur bu rakamlar. Şu anki rakamlar daha da düşebilir veya kampanya olmaz fiyatlar da artabilir. Ve tabii ki bu artışlar benim seçtiğim ve benim aldığım ürünler üzerinden yapılan bir hesap. En azından elektronik tarafında 3 aşağı 5 yukarı artışların yüzde kaç oranında olduğu da görülmüş oluyor. En azından yaptığım bu alışveriş işlerle birlikte arkadaşlar. Sizin de bu tarz tecrübeleriniz varsa yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Hani geçen sene şu kadar almıştım, şimdi bu kadar oldu. Arttı, şu kadar arttı. Belki de artmayan da vardır bilmiyorum. Bana denk gelmedi ama size denk gelen ürünler varsa yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini paylaşalım. En azından bir ortak bir havuz oluşturmuş oluruz. İnsanlara da bu şekilde faydamız olur. Kanala abone olmayı unutmayın. Bunu her videonun sonunda söylüyorum ama hala izlediği halde kanala abone olmayanlar var aramızda. Abone olup desteklerseniz beni çok sevinirim. Hemen tıklıyorsunuz, abone oluyorsunuz ve abone oluyorsunuz. Bu şekilde beni desteklerseniz sevinirim. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada yer alıyor. Oradaki linklere tıklayarak da beni sosyal medya platformlarından da takip edebilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.